Bismillahirrahmanirrahim. Esselatü ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli ham kasiblerimiz, bugünkü mavzuyumuz muvaffakiyetlik, hayat geçiş için işimizde, biznesimizde muvaffakiyetlik erişişlik için 200'te sır. Şu 200'te sırdan bugün 12'tesini organ çıkarmış. Bakalı kudret ki en önem. İmkan kadar hayatı tatbı kılıçdik ki bu aynı bizim hazırlık damdaki halatımızda kere bulunduğun cereyalıdan bittesi. Elbette bu en muhim biznesi rojlantışı kere bulunduğun narsala. Kampanyamız Sky World Community, yani Dünya Hava Yolları Birleşmesi. Degan bana onu beledi. Demek ki ben Arva Rasulov, 1977-99 yılında mühendis program. Ben ona katılmaları da 99-2014 yılında tatbikarlı karşı onlandım. 2014 yılında Skywalk'a ölüşten bulup kırdım. Hazır okumda 2018 yıldan beri regal rahberi bulup kırmakta ben. Demek biz bu tarih ümmeti de ben bulsam bir girişliğinden aynı o şey payetle de hazır payetle aynı bundan 6 yıl mukaddem hukuk hükümlerinin genişliğine bir başarılı bölgenekten dünya transport vasıtaları şuna hangi bir kalabsa olarak ekip kalmıyor. Bu havanın büzülüşlüğü, dünyanın ısışlığı, müzgarın erişliği ve şunun insan tamamından tabiatki yetkizilen zararlarını, insan tamamından tabiatki yetkizilen zararlarını bir kıyas ölçemdeki çıkıp kalıp tutarak yer özü de, yani ki faaliyeti de özü de hencilik sezdi. Ve bizim asmanımızda, Mustafa asmanımızda azam katlamlardaki teşkilatlar vardı bu işteki tufaylık. Yeryüzünde bazı bir kasallıkla hazır oldu ve bazı bir kasallıkla hazır oldu. Ham devam etip gelmekte. Bu nasıl yani? Ham mesela olduğunu alışık için biz ekologiyamız soh bu işe gerek. Biz ne aynı dönemde yapmalı bu dastorumuz Skyway layihası bu yerinin ekologik muhitini tıkaçlıkla karakterlenen derse. Şu bunlar şoğullanışlık. Elbette hayatımızın mazmunuyla aileleştirdik gel. Hemenimize talep durmam. Bu nesil hamadan sonra kalamam. Hemen müslümanlık asladığı harekat kılışlarımız gerek. Demek, muvaffakiyetine erişmek için 200 sırdan birinci sır. Bu birinci kamrak uxlash. Bu hayatımızın yeni önümdar ve mazmunlu bu işe alıp kredi. Köpçülük insanlar için 6 saat uyku yeterli eken. 21 gün devamında her gün 1 saat barabak duruşku organın şunday kılıp oyunda koşunca 30 saat vaktimiz buladı. Bu vakti ise muhim işlerle sarılaş mümkün buladı. Bu ne demek? Biz ertelakı uykuğunu, ertelakı uyku vaktimizi 1 saatte kıskarttırıştığımız. O zaman aynı zamanda keçiler özellik oldu. Bunu imkanını kılsa buladı. Olduğun partilerde 2 yarım, 3'te turup Bamdat 3 yarımda okuyakken bu sözü hükümde Bamdat 5'te okuyaktı. Bunga bir de benim oğlum 5 yarımda kuyak çıkıyaktı. Benim olan biz turda duruşluğumuz, bir saat şakayımızı, hayatımızı, uykumuzu kamartışlığımız. Bu hazırlıklı dünya alimleri, ölçek kurup, biznes hamkorlarımız buna sene, yani ki koplak milyarderler buna sene, öz hayat tecrübesinde erişkenliği sebeple buna sene takdimatını kılınıp, buna sene korsetip, köpçülük bizim bazı bir neşirlerde şuna sene yazıp yapmakta. Ve halen ki biz Müslüman ümmetlerimiz, Müslüman halklarımız, bizde demek Peygamberimiz eğer şahit geçiremem deseniz, Allah'ın rızasını tapamam deseniz, kam uxlan, kam yiyin, kam gapirin de kaldı. Yani şimdi amaklarımız olsak, uykumuzu bir saatten çekirelim olsak, bu bizi hayatımız önümdarlı buluşluğa, mazmurlu buluşluğa sabahçı olarak kan. Bunu elbette adat kılıp oluşturduğumuz, bir saat uyku bilen hiç kim şansı bu komiydi. O için bir saatimizde biz özümüzü bir mahum, mühüm rejelerimizde şuna kadar karartıştığımız mümkün böyledi. Şunun için kamerak uyuklaştığını, köpçülük, hatta ki milyarderle kam uyuklaştığı ulanın tarihlerden, ulanın hayatlarından bize hamamızda malum. Burası girişlikle harekat kılıştığımız gerek. İkincisi, şahsi rojlanış vakti. İkinci sır, şahsi rojlanış vakti. Her gün ertelep bir saat vaktinizde şahsi rojlanışı bağışlayın. Yani bu günü kandayı ötkarışını tasavvur kılın. Uzun uzun gün boyu ne kılışınızı mülahaza kılın. Meditasyon.
göz aldığınızda kildirish mulohaza qilish. Quyosh chiqishini kuzating yoki tabiat qo'ynida shunchaki sayr qiling. Ya'ni bu quyosh turishdan oldin turishlik. Biz islomda ham bu quyosh chiqishdan oldin bomdod namozini o'qib, quyosh chiqishligini kutishlik bu barakotli bo'lishligini, shu payt ayni o'sha damda rizq tarqatishligi, odam rizqi mo'l kel bo'lishligi haqida ko'p manbalarda gapirib o'tilgan. Bu nafaqat diniy va dunyoviy olimlar ham buni e'tirof etishgan. Dünyevi olimlar e'tirof etishdiki, o'sha meditatsiya qilishda quyosh olib chiqishlikdan oldin. Quyosh chiqqandan keyin har qancha inson charchagan bo'lsa, to'liqqan bo'lsa, ozgina uxlab olishga imkoniyatiga bo'ladi. Hayotdan kuningizni barakotli bo'lishini so'rang. Xayrli ishlar qilishni rejalashtiring. Hamkorlaringiz bilan uchrashuvlar o'tkazing va ularni darajasini oshirishda yordam bering. Ya'niki, albatta biz birovga ko'mak bersak, bizni kuzatib turgan, bizni yaratgan zot bandam nima uchun bandamga yordam berib ko'mak beradi-yu, men nima uchun bandamga yordam bermayman deb Allohni ilhomi zalq shaq keladi. Va bu sizni bizga bizdan kutmagan tomonimizdan bizga rizqimizni kengaytirib, bizni kutmagan tomonimizdan bizga yaxshilik bilan Alloh subhanahu taolo keltirib qo'yadi. Uchinchi sir, savol bering. Hech qachon vaqtingizni zoya ketkazuvchi narsalar, muhim masalalar qatorida bo'lmasligi kerak. Ya'ni o'zingiz muhim narsalaringiz, qilgan ishlaringiz, muhim ishlaringiz bormi? Buni qatoriga vaqtingizni zoya ketkazadigan narsani hech qachon qo'ymasligingiz kerak. Ko'pchilik shunaqangi vaqtini zoya ketkazishlik, befoyda safsatadan sotib o'tirish, beshpada gaplarni gapirib o'tirishlik, shunaqangi bir negativ narsalarni gapirishlik hayotdagi negativ chaqirishlikka barobar bo'ladi. Shuning uchun bunaqangi suhbatlardan qochishligimiz, maqsadi yo'q insonlar bilan suhbatlashmaslikka harakat qilishligimiz kerak bo'ladi. Har qancha vaqtimiz o'sha tejagan vaqtimizni o'zimizni rivojimiz uchun beryapmizmi, qatnashyapmizmi degan savollarni o'zimizga berishimiz kerak. Kechki payt o'tgan kuningizni samarali sarfladingmi deb o'zingizga o'tgan kuningizni sarhisob qilib o'zingizga o'zingiz savol bering. Bugun men nima ish qildim? Kimga yordam berdim? Kimni dilini og'ritdim? Kim bilan qattiq suhbatlashdim? Kimga yordam bera oldim deb o'zingizga o'tgan kuningizni sarhisob qilishingiz. Bu juda yaxshi mana shunaqangi muvaffaqiyatga erishishning sirlaridan biri ekan. Muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lgan odam mana shu men 200 ta sirni hammasini men batafsil tushuntirib berishga haftadan haftada dog'lasa nima qilamiz. Har bitta rasmani mo'ljalim bo'yicha 12 tadan sirni o'rganishligimiz har hafta 20 hafta ya'ni yarim yilga borar ekan. Har hafta mana shu nimalarimiz kuzatib boradigan bo'lsak darslarimizni ancha-muncha o'zimizni rivojlanishimizga sabab bo'lgan bo'ladi. Mana shu hafta darsimizni bejiz bir haftada o'tkazmayapmiz. 12 ta sirni amalga oshirishlik uchun bir hafta kifoya qiladigan darajada bo'ladi. Undan ko'p aytilmaslikka harakat qilamiz. Balki katta mavzular chiqib qolsa uni qisqartiramiz. Lekin bugun 12 ta sirni o'rganishlikka bel bog'ladik. Bugun 12 ta sirni kitobat qilib tushirdik. Buni albatta YouTube'da zapsi bo'ladi bu narsani, lekin silkani endi biz o'zimizni chatlarimizda bermaslikka harakat qilamiz. Chunki odamlarimiz o'zi bilvosita ko'rib, jonli imlo qat jonli efir turgan holatda ko'rib bergan savollarga javoblarni olishlik imkoniyatiga ega bo'lgan holatda rivojlanish uchun harakat qilmagan odamni uxlagan odamni ming o'yg'otishlik berib qo'ydi. Hech narsada majburlash yo'q, hatto dinda majburlash yo'q. Bir kishini hattoki majburlab bo'lmaydi, bundan majburlashidan qaytarilgan, hatto din majburlashidan qaytaradi. Namoz o'qi deyilavermaydi. Chunki u narxi past mato emas, uni daxlab uzatavergani. Biz ham darslarimizga endi daxlab yurmaymiz. Bu bizni berayotgan ma'lumotlarimiz narxi past narsa emas, arzon mato emas. Xohlagan odam kelib o'rgansin, rivojlansin. Rivojlanishning ikkinchi, ya'niki start buni bo'ldi. Demak, biz mana bu Skyway, Skyward Community kompaniyamiz ham hozir juda katta rivojlanish bosqichida turibdi. Biz hozirgi blockchain tizimimiz oxirgi sinov darajasida o'tib boryapti. Bizning tokenlarimiz, ya'ni kriptovalyutalarimiz ishga tushish arafasida turibdi. Hattoki biz hozir bosh kompaniyamizni, bosh holdingni Transnet korxonasini bugungi kundagi ya'ni GTI Global Transport Investment kompaniyasi bugungi kunda ichki rezervdan foydalanib
manzil dasturlarini ham qurishlik imkoniyati borligini, shunda qanga ishon qilishlikka ham bel bog'laganligi haqida ba'zi bir ma'lumotlarda xabar berib o'tildi. Chunki vaqtingizni to'g'ri taqsimoti umringizni unumli bo'lishiga sabab bo'ladi. O'tayotgan har bir daqiqani qadriga yetasiz. Har bir o'tayotgan vaqtingiz qadriga yetishingiz kerak. Keyin dam oladigan vaqtlar bo'ladi. Dam oladigan vaqti keladi. Ozgina umringizni, masalan, hozir bizda ko'proq biz kontingentimiz Skyworld Community'de bo'lgan a'zo bo'lgan hamkorlarimiz ko'pchiligi shu past yoshdagi yosh yigitlar, yigit-qizlar, ya'ni 18 yoshdan 28 yoshgacha bo'lgan yoshlar asosan 40% tashkil qiladi. Bu degani demak, yoshlarimiz ozgina vaqtingizni sarf qilib, ozmas 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil, 5 yil umringiz vaqtida qilib, 5 yil institutda o'qishga vaqt ketadi. Bu yerda 6 oyda hattoki bir darajaga erishishlik mumkin. 6 oyda chiroyli maqsadga erishadigan ta'limlarimizni olib, darsliklarimiz, saboqlarimiz juda ko'p. Ruschani biladigan kontingentga ruschada juda katta manbada ma'lumotlar bor. Ma'lumotlarimiz mana shu tiqilib yotibdi. Internetda shuni Skyway deb berilsa, Skyway Community webinarlari deb savol bersak, shu webinarlar hammasi chiqadi. Rus kontingentiga mos kelgan hamkorlarimiz, o'sha tilni mukammal bilgan hamkorlarimiz demak o'zlarini o'sha saytlar orqali savollarga javoblar topishlari mumkin. Topisholmagan vaqtda mana bu webinarlarimizda kelib savol berilsa, savollarga albatta javoblarni beramiz. O'tayotgan har bir daqiqamizni qadriga yetaylik. Qadriga o'zimiznikiga yetmasak ham birovniki ko'proq yetaylik. Bular bo'lmasa savollar, mana shu hamkorlarimizda ba'zi bir savollar bor. Kabinetga kira olmayapman degan savollar ham shunga ham bezovta qilishadi. O'zlarini ablaylarga, ya'ni o'zlarini sponsorlarga murojaat qilsa bo'ladi. Hatto men lichkamga chiqib, taqdimotga tayyorlanib turgan paytimda ham shunaqa savol javoblar ko'p bo'ladi. Kabinetga kira olmayapman, qanaqa yordam bering. Arz bergan savollar uchun har bir chatni ham masalan hamkorlar hammasi yaxshi kuzatib boradigan bo'lsalaring, savollarga javob berishga salohiyatli bo'lsalaring, savol berib borsalaringni shuni juda maqsad qilmoq bo'lardi. Man sizlarni bulardan iltimos qilib o'tinib so'rardim, shu savollarga qo'lingizdan kelsa javob bersalaring, javob berib borsalaring, shunchaki o'qib qo'yolmasdan. To'rtinchi, rezinkali bog'ich usuli. Hayotni faqat musbat elementlarini, rang baralarini ko'ra bilishni diqqatni qaratish uchun rezinkali bog'ichlarni bilaklarga taqib oling. Rezinkali bog'ich nima bu degani, mana masalan Skyworld ham shunaqangi bir nimalar bo'ladi, rezinkalar. Rezinka bog'ichi bilakka to'qishning nima foydasi bor ekan? Har vaqt xayolimizga salbiy fikr kelganda rezinka bog'ichni tortib qo'yib yuboring. Bu og'riq beradi. Salbiy fikrlarni og'riq bilan birga tasavvur qilishni boshlaydi va tez orada siz faqat ijobiy fikrlashni boshlaysiz. Miya bu narsani qabul qiladi. Salbiy fikr miyaga kelishi bilan rezinkani qo'yib yuborsangiz, totib qo'yib yuborsangiz, badaningiz, jasadingiz og'riqni sezadi. Bu og'riqni sezgandan keyin bu mashg'ul qilib miya faoliyatini salbiy fikrlardan uzoqlashlikka, og'riq bilan qabul qilganligi uchun salbiy fikrlarni fikrlamaydigan bo'lib qoladi miya. O'zidan salbiyatga bormaydigan bo'ladi. Shu orqali biz o'zimiz mana shu 4-chi sirimiz rezinka bog'ich usuli. Shuning uchun ko'p webinarlarda, ko'p katta kompaniyalarni mashqlarida, mashg'ulotlarida shunaqangi rezinka bog'ichlarni berishadi. Ana shu berishligini sababi mana shu joyda. Odamlar nima uchun kerak ekan bu? Kompaniya reklamasi bo'lsa kerak deydi. Yo'q, o'sha salbiy fikrni yo'qotishlik uchun imkoniyat yaratib beriladi. Buning sababi shunaqa katta kompaniyalarda rezinka bog'ichlarni berishligining sababi shu. 5-chi, telefon. Telefon qo'ng'iroqlariga javob berganda doim xush muomalada bo'ling va qo'ng'iroq qilgan odamga minnatdorchiligingizni kayfiyatingiz orqali bildiring. Ya do'stim, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ey, qachondan beri sog'inib qoluvdim, bir suhbatlashish niyatim bor edi. Juda ajoyib bo'ldi, vaqtda qo'ng'iroq qildingiz, bog'oyat shotdingiz degan so'zlar bilan, olqishlar bilan do'stingizning kayfiyatini ko'taring. Albatta, bu holatda o'zingiz ham kayfiyatingiz ko'tariladi. Suhbatdoshingizga nufuzingizni ko'rsatish uchun o'rningizdan turing. Shu sababli nutqingizda ham o'zingizga bo'lgan ishonchingiz sezila boshlaydi. Masalan, o'sha suhbatda, ya'ni telefon suhbatida ham, boshqa mana onlayn webinarda ham bir-ikki marta ham qo'yib mana. Salobat, nufuz, inson nufuzi ko'rinadi.
kutu mümkün gandı, kuruşu kaplaşkandı ham, hatta telefonda ham. Bu bilinedir. Onunuzdan durup oturganınız, avazınız da sizilip, o sizin salabatınız, nüfuzunuz kutelledi. Çünkü onunla duruş payeti de avaz parda ham kutarlı baladı. Avaz tembir ham kutarlı baladı. Şu sebeple sizin nüfuzunuz artı baladı. Azı uzunuzdaki işanç artı baladı. Telefon sohbeti de alıp bırakken payetinizde yok ki bir uchrashuvga taklif qilib, taqdimot qilib yoki mana shu o'zingizni loyihangizni taqdim qilib so'zlab berayotgan paytingizda shu amaliyotlarni ham bajarishlikka ko'nikma hosil qiling. Oltinchi sir. Oltinchi sirimiz fikrlarni yozib olish. Masalan, ko'pchilik kun davomida barchamizga fikrimizga turli g'oyalar va ilhom keladi. Ko'chada yurgan paytimizda bir g'oya yoki bir ilhomlanish shunaqangi bir qandaydir fikr keladi boshimizga. Ushbu fikrlarni qog'ozga yozib oling va uyga kelgach ularni ko'rinib turadigan joyga saqlang. Ko'rinib turadigan joyga saqlab qo'ying. Ko'rib ko'zingiz tushadigan joyda tursin. Va vaqti-vaqti bilan ularni ko'zdan kechiring. Ya'ni o'sha kelgan g'oyaga masalan imkoniyat bo'lsa, o'shani amalga oshirishlikka ozmi ko'pmi qo'lingizdan kelgancha ozgina-ozgina vaqtingizni shunga ajrating. Shu to'g'risida fikrlab, shu to'g'risida ozgina taraqqiyotga erishishga harakat qiling. Oliver Wendell degan aytgan ekan, yangi fikrlar orqali kengaygan inson miyasi hech qachon avvalgi o'lchamga qaytmaydi, toraymaydi. Ya'ni fikrlash jarayonida miya kengayib borar ekan. Miya kengayishligi faoliyatini kuchaytiradi, qon aylanishi, havo aylanishi, ya'ni fikrlash g'oyalari, yangi fikrlar kelishi ortib boraveradi. Yangi fikr bilan kengaygan inson miyasi hech qachon u avvalgi holatiga qaytmas ekan. U kengaygandan kengayib boraverar ekan, tajribasi ortib boraverar ekan, o'shanga davom chaqirildi. Telefonimiz o'shaning chozgina shovqin bo'ldi. Uzr so'raymiz buning uchun. Tak, 7-chi oqshomni o'zingizga bag'ishlang. 7-chi sir. Bu oqshomni o'zingizga bag'ishlang. Har yakshanba oqshomini o'zingizga bag'ishlang va bu odatga qat'iy amal qiling. Dunyodan butkul uziling. O'zingiz uchun shunaqa imkon bo'lsa, agar shunaqangi bo'lsa, bu narsani qilinishlikka yakshanba kuni hammani ham dam olishlik haqqi bor. Masalan, telefoningizni biz o'taqa men degan nimasiga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, telefonni ham o'chiring imkon bo'lsa. Butkul narsani o'chiring o'zingiz uchun shu bu narsani har yakshanba kuni kechki payti oqshom paytini o'zingizga baxshida qilishga o'rganib boring. Buni juda katta samarasi bo'ladi, keyinchalik buni o'zingiz sezasiz. Bu vaqtni kelgusi hafta ishlarini rejalashtirish, orzularni ro'yobga chiqishini tasavvur qilish, yangi g'oyalaringizga aniq qanday amal oshirish, al-kitob o'qish, endi al-kitob o'qish dedik, bu kitobda endi ko'pchilik o'zi anglab yetsa kerak, al-kitob deb qo'shib qo'ydik biz. Shu bitta yolg'iz kitob bor, u juda katta foyda beradigan, insonni juda katta sog'lomligini oshiradigan, al-Qur'on shifo deydigan, masalan, odamga shifo bo'ladigan shunaqangi bir ajoyib narsa, o'sha kitobni ham o'qib turish kerak. Bu odat sizni butun bir haftangizga samarali, qiziqarli va foydali bo'lishini ta'minlaydi. Keyingi haftangiz shanba kuni oqshomini o'zingizga bag'ishlaydigan bo'lsangiz, bu sizni kelgusi haftadagi qiladigan ishingiz, ish unumdorligingizni, kayfiyatingizni va bo'ladigan qiladigan ishlaringizni rejalaganda, rejali ish albatta unumdorlik bo'ladi. Oldingi darslarimizda bittasida aytganmiz, kun rejalashlik bo'yicha, o'sha kun rejalashlik bo'yicha o'tkazgan darslarimizda o'sha jadvallarda shanba bozorini o'sha o'zingiz uchun ajratishini ko'rsatib o'tiringlar. Hansi yakshanba kuni kechki paytni faqat o'zingizga, shanba kunduzi bilan, yakshanba kunduzi bilan oilangizga, yaqinlaringizga ajratib, albatta yakshanba oqshomini o'zingizga ajrating. Bu sizni hayotingiz sermazmun bo'lishligini albatta sababchi bo'ladi bu narsa. Hayotingiz sermahsul bo'ladi. 8-chi sir. O'zingiz bilan muloqot qiling. Hayotingizning sifati nafaqat atrofingizdagilar bilan muloqotingizga, balki o'zingiz bilan muloqotga ham bog'liq ekanini doim yodda tuting. Bu o'zingiz bilan muloqot qilishlik, ya'ni befoyda xayollarga bormaslik uchun nima ish rejalaringizni, ba'zi bir qilgan ishlaringizni bog'liq bo'ladida, o'zingiz bilan muloqot ham faqat atrofdagi muloqot bilan emas, o'zingiz bilan muloqotni ham tiklashlaringiz kerak bo'ladi. Bog'liq ekanini doim yodda tuting. Demak, nimaga e'tibor qaratsangiz, shunga erishasiz. E'tiboringiz nimaga qaratilsa, ya'ni shu o'rinda ko'pchiligimiz musulmon bo'lganimiz uchun yana mana o'sha
dini manbələrimizə, peyğəmbərimizə, hədislərə mən etibar qoşduq, hərəkət qılaman. Demək o şey icabı buluşduq üçün illət nazar bölməyiniz, xislat nazar bölünüz deyəli. Yani. Xalb biləsə də xislatını görəyim deyəli. Xislatını görüşdük, məsələn, bir kişi qaqılıb, yıxılıb qaldı da, ondan tutup yine gitti. Onun üstünden bir nimetmesi gerek. Belki o şu kalkışımla Allah kiyengi onu dafede kiyengi halatte mümkün piyada ülkesinden mutluşluydu. Bir maşını ülke dışı mümkün idi. Tezra borgan ülke dışı mümkün idi. O şu kalkışlık sebeple o az gün keçikti. Çarek ayı keçirak vardı. Onun ülke dışı maşını ötüp gitti. Allah bunu sakladı. Şuna hangi bir Allah'ın mahkemeti de bir işlemimiz gerek. Hayatımızdaki her bir bazı bir şuna hangi illetlerine sallı bu Kur'an bayti, bir elbette yamanı görülmesiyemiz gerek. Şunun için, nime de eğitim arkasanız, şunu erişeceğiz degenin manası, halaka fikir de bulsanız, yaşlı fikir de bulsanız, yaşlılık erişeceğiz, yaman fikir de bulsanız, yamanlık erişeceğiz. Bıra onun üstünden yamanlığını hiç kaçan söylemek. Bu yamanlığını söyleseniz, bu meyan kanunu var hayatta. Bu, o şey, sıfat ünde bu milik olmasa, siz natoğru fikir de bulakan bulsanız, o şey yamanlığı özünüzü kaydedin. Yaman fikir, özünüzge yani metal yani modelleşedi. Modelleşiyor diyelim. Fikirlerin modelleşiyor var. Bu kanun, fikirin modelleşiyor kanunu var neyse. Bunu Allah subhanahu wa ta'ala'nı şey, o şey demdeki gepini kabul kıldığından davru kuran bu sebep, işte kabul kıldı da. O icabet gitti kıldı. Eğer icabi nasıl hakikaten mülahaza kılsanız, netice ham, şimdi her şey icabi kıldı. Bu hayatın asasi kaidesidir. İcabilik, yaşlılık, bu ne fakat kulunuzdan kesin yaşlılık kılın, ağzınızdan kesin yaşlılık kılın, kalbinizden yaşlılık kılın. Uzağdır dostunuzu kalbinizden yaşlılık kılıştığınız, onunla şifa soruşturduğunuz, onun işin rüvacını soruşturduğunuz, dualarınızda dostlarınızda şuna hangi bir yaşlılık mütlak koyuşturduğunuz yaşlı burada. Bir tane sen ayeti bu da, ertelafam ayeti bu doğdum. Köpçülük yok oldu. Ayet de ertelaf tabi, hazırlık var, onlarla yok oldu. Biz de Garkhan Soruyu ve denen hamkorumuz varlığı, narillik. Şu ay hazır bir etap ekarlı yüreklere iş kısatıp yot rejimi de yani şey, yot işlik bilen davalanış mülacesini olup ekarlı şu anca biz telefonla sıfatlaştık sıfatlı cüle tolkungan hala cüle hani çayın hakikatte bir etaplık alamiyeti var bir telefon kılıp hala ve sıra koyacağını elbette yakışı böyledi kumunu götürmek halıydı. 9. Maksat seri intilin. 9. sır. 200'te senin 9. sırrı. Maksat senin. Sırrı intilin. Netice emez. Maksat sırrı intilin. Yani bir vazifenin uzunluğunda yok kanı. Yok ki bu faaliyet kimgedir fayda kilitiriş. Yok ki faydalı maksat bölgenin üçün bacanın. Maddi fayda yok ki obruğu kızak iş tutmayın. Bunların özü sizinle kıdırıp topladı. Dünya şu tamayül bilen işlerdi. Siz daimi bir maksat sırrı. Netice, ben şunu kutsam zor böyledi, bir hani kandaydır bir bir fayda nesine vakti utkazmasın için maksat, olduğunda maksat koyun. Biz utkanın derslerimizde maksat koyuş, kurup çıktık. Olduğumuzu koyan maksatlarımızda gün be gün, saat mi saat, kadem be kadem yani rece tüzüp, günümüzü, vaktimizi belgeler, receler, o şey arkada hayat geçirişimizi olduğunu derslerimizde kabul utkanımız. Bu maksat senin interesliğinin asosiy faaliyetlerden şimdi bitirse, maddiyat ki bağlanıp olmasın gerek. Maddiyat. Maddiyatga foydalan. Bir kishiga yordam qilishga harakat qiling. Jamiyatga yordam qilishga. Qilayotgan ishingiz yaxshilikka olib borishi kerak. Biz qilayotgan ishimiz yaxshilikka olib boradi. Kelajakda avlodlarimiz mana bunaqani hozir buni singari yerda yurishga qiynalib ketganda bir yilda 1,5 million odam shu baxtsiz tasodifiy hodisalar tufayli, avtomobillar tufayli mana shu hozirgi chiqayotgan texnika harakatın şu vasitesi teknik ile tüfeyle adamın 1,5 million adam hayattan göz yumar eken. O göz yumganı vakti de o şey. Bak sadece sadır bulan payette o şey cahı uzu da vafat kılgaları bile. Ulanı maşinede, tez yardan maşinede de olganı kança. Aynı maçı da olganı kança. Macun bu kavgaları kança. Ulanı halı kısabı alınmadan. Ulanı kısabı ayetilmeyen. Fakat olganların sonu 1,5 million adam. Vücuda katta. Talafat, yüze katta talafat, insaniyatını kalıp gidiyordu. Şunun için, demek siz maddiyatı kuttan kovmak, adamlara yoldan kovmak bir şekilde hareket edin. Siz bir kişiye kovmak verseniz, ona sonra da siz için kovmak verildi elbette. Benden mi kovmak verildi, benden mi kovmak vermeyim, ben de onlardan katta, yaratıcıdan katta sizge yoldan elbette gelirdi.
Bunga ishonch hosil qilishi kerak, ishonch qilishi kerak. Uninchi sir, tabassum qiling. Har kuni ertalab oynaga qarab 5 daqiqa davomida tabassum qiling. Kulgu tana uchun foydali moddalarni harakatga olib keladi va insonni shodon holatga keltiradi. Kulgu tanaga muvozanat bag'ishlaydi. Kulgu terapiyasidan ko'proq kasalliklarni davolashda foydalaniladi. O'rta hisobda 4 yoshli bolakay kuniga 500 marta, kattalar esa o'rtacha 15 marta tabassum qilar ekan. Hayotingizni kulguni qayta olib kiring. Hayotingizga kulguni qayta olib kiring. Va u, ya'ni hayotingiz yanada mazmunliga to'ladi. Hamisha tabassum qilishimiz kerak. O'sha ertalab turib ko'zlarini o'sha oilani oldiga borib 5 daqiqa tabassum qilishlik. Tabassum qilish degani kulgu emas, kulgu boshqa. Uxmilka emas, tabassum degani. Ba'zi birlarda shunaqa ruschada uxmilka degan so'z bor. Masxaralash. Masxaralamiz kulishlik emas, tabassum. Bu tabassum o'z boshqa narsa. Albatta, kechgacha siz xushchaqchaqlaringizni beradi. Kayfiyatingizni ko'taradi. Ana shu holatingiz o'zi sizga yoshashlikni baxshida qiladi. Bekorga bu yerda yosh bolani 500 marta kulishini tabassum qilishini aytmayapmiz. Demak, tabassum borligi uchun organizm yaxshi baquvvat, nihoyatda ko'rkam, chiroyli va yosh bilan bo'ladi. Qolgan mana shu tezlashadi. Tabassum qilishlikka hamisha harakat qilinglar. Demak, o'sha 15 marta emas, biz ham hech bo'lmasa 150 martaga ko'taraylik. Hozirgi o'rta yoshdagi odamlar, katta yoshdagi odamlar o'rtacha 15 marta tabassum qilayotgan bo'lsa, uni ko'paytirishgani kam qilaylik. Albatta, Alloh xohlasa yaxshi bo'ladi. Bu hayotimizni kulga qayta olib kirish deganimiz bu hayotimizni mazmunga to'ldiradi. Va hayotimizdan mamnunligimizni va bu hayotda ko'proq yashashlikka intilish deganimiz va hayotdan katta katta ta'limdan olishligimizga va o'zimizni muvaffaqiyatga erishishligimizga katta turtki bo'ladi. 11-chi sham vohasa sasiyat. Vohasasiyat deb bu vohasasiyat degani bu masalan nima deymiz bir meditatsiya. Oasis, oasis deymiz masana. Qishkuni kitob o'qiyotganingizda oldingizga sham yoqib qo'ying. Bu sizga sokin va rohatbaxsh holat bag'ishlaydi aytadi. Yoshligimizda eslaymiz ko'pchilik bu yerda 60 yoshdagilar bor, 50 yoshdan yuqori, 55 yosh, 60 yosh. 65 yoshdagilar bor, hozir ichimizda sababimizda bilan eslashadi, yoshlikda o'sha shamda kitob o'qilgan. Bu juda yaxshi narsa ekan, bu sokinlik va rohat bosh holatni bag'ishlaydi aytarkan. Uyingizni tashqi yovvoyi hayotidan vahosatiya, asosiyat, ovozizga aylantiring. Tashqi yovvoyi hayot nima? Mana shu yonib turgan lampochka ham, yonib turgan televizor, kompyuter, monitor, telefon, bu yovvoyi narsada bilan. Hayotimizdan yangi kirgan narsa, buni ziyoni bo'lsa balki buni foydasi yo'q. Ko'plar shunaqa uskunalarni, masalan, ko'pchilik hattoki rozetkadan sovurib qolmay kechasi yotadi. Shu bugundan e'tiboran, shu bugundan boshlab ana shu narsalarni tungi yotgan paytingizda yo'q qoldirmasdan o'chirib yotishga harakat qilinglar. Juda ko'p uskunalar, masalan, o'sha qo'shlik kompyuter, televizor, nafaqat uni o'chirib qo'yishlik va rozetkadan sovurib ta'minot manbasidan uzib qo'yishlik kerak. Ta'minot manbasiga ulanib turgan holatdan birinchidan shundaki ziyon, hozirgi shochilar rozetkaga ulanib turgan narsaga ham yozadi. Hattoki televizori yonida kichkina yondirgan sariq chiroqi bor, shunga ham yozadi. O'shaning uchun manbadan uzib qo'yishligimiz kerak. Va uni demak uyingizni tashqi yovvoyi hayotdan vahosasiyat ovozizga aylantiring va uni yaqin do'stlaringiz qiroat bilan to'ldiring. Kechki paytda shunaqangi kitob o'qishlik boshqa holatlar ilgari bo'lgan, kitob qolilar bo'lgan, kechki paytlarda bo'lgan, shamlarni yoqib bo'lgan ekanda, endi shu bir ajoyib o'sha paytda mana Abu Rahim Beruniy, Ulug'bek, Al-Buxoriy, Tirmiziy, o'sha zotlar ana shu kitobni ana shu sham shulasini ostida o'qishgan, mutolaa qilishgan, qiroatlarni qilishgan, do'stlari bilan hamsuhbatlar bilan suhbatlarni qurishgan. Ko'pchilik shunaqangi shomdan keyin borib yig'ilib, oqshom paytida unaqa qilib kitobdan o'qib keyin qaytishgan. Bu juda ajoyib narsa. Buni yana qayta tashkillashtirish kerak. Bu narsani albatta hayotga yo'lga qo'yishimiz kerak. Bu muvaffaqiyatga eltuvchi sirlarning 11-chisi. 12-chi sir. Qadamlaringizni sanang. Diqqatni jamlash va zichlikni oshirish uchun yurgan yo'llaringizni qadamingizni sanang. Birinchi 6 qadamda chuqur nafas oling. İkinci 6 qadamda nəfəsinizi ushlab turing.
Üçüncü alt kademde nefesin kızını çıkarıp yuvarlayın. Çıkarın borayım. Demek alt kadem taşıyımız, nefesimiz toplayıp durur. Alt kadem taşıyımız, çıkar işte ham. Alt kadem çıkarın borayımız. Eğer biz şu alt kadem köplük böyle de kalmasa, uzunumuz çok kolay böyle rakam bile meşgul kılıyoruz. Uzunumuzu kadar mı? Tut deme, geç deme, üç deme. Hesapla, kurin, harekat kılıyım. Şu bundan mı? Şuna arasam, şuna sayı harekat kılıyım. Siz uzunluğunuzu tetik ve kalpten hatırlayacağım kız etesiz. Köpçülüğümüz niyemizde gereksiz sıfatlarını olup varımız. Yani hayal olasın, ben hayal ketti. Bir kişi çakırsam itibar vermiyordu. Hayal parası köp bakımdan, şu mahsus hadisem köptü. Hayal olsun, maşan tekir kötken bir mağal etti. Çukur uçuk kötken bir mağal etti. Hı? Ne kadar gidiyor? Hayal olsun, maşan kere. Yomandan senin hayalini gildirmesin kere. Kulunuzda Kumulumuz miyamızda gereksiz sıfatlarını alıp barıdı. Köpçülüğümüz miyamızda gereksiz sıfatlarını alıp barıdı. Şunun için barca büyük şahslar muhum masalarına asallik bir etibar karatı alıp ravşan ve anı fıkılaş küçüğünü tan alıp. Başı bitmişte kalan ömürlerimiz ama hatta yakın değil mi? Bizde şey, fıkılsın masal geçen Köpçü, yani İslami yaptınız, Müslümanlarımız, İslami gayrı kaydemiz. Tasbih kaydı verin. Subhanallah, Estağfurullah, Rizin kendi işletin, salmi fikirle borganda, rizin kendi bağırçanızı işletin, tatıp koyun, kalanın oğlunu sessin, bir önce ayınız çimçile olayın. Rizin kendi bağırçı takınca çimçile olayın, çimçile olsanız ben böyle dedim. Bir şefet uzunuzu kalın. Tamam mı? İlahi akıbeti yaşlı böyle oldu halese. Demek 12. kadamla haber külledik. Yani şu 12. sırrını hal, kadam verdi, sanatçılık başladık. Demek ki yeni derslerimizde, ben ölü işimizde karab, reglamentimiz, demek ki 40 minut, 45 minut, 1 saat içindeydi. Olduğum gibi 15 dakikamızı adamların küçükke sarf kıldık. O zaman saatimiz 40 dakika, 47 dakika uttu. 8'den başlangıcına gelip, ben hemen vakti buldum. Savallık olsa marhamat. Mavzu boyunca mı, başka boyunca mı, kanaka sağlığa bırakılan bölse, merhamet. Kakayı çekin interesini teyme, daha ne deyiz, daha hoş geteyme. İyi, divesti, takık, budum prakayit. Sikreti budumuz ne var? Ben çekin divina sikreti. Ben ne işim, divesti sikreti yasımına. Size sikreti yavrılaşım. Sıddın, cemalın oğlu, Esselamu Aleyküm, Aleyküm Esselam. Кто автор? Надежда, кто автор? Автор Рамзан Расулов. Нет, человек, когда много читает, много обращается, конечно, это источники всегда найдутся. Немножко взято от Робби Хорсон. Да, такой есть человек, знаменитый, мыслит. Хоп, савалы бол, махамад. Савалы болса, махамад. Субатымыз ағыдайна төркіш қамымыз. Хусынадын, сафымыз көпе версен. Saf kopayışlığı elbette hamamızda bağlı. Ayetemiz ki, birge bir koyu desin. Bir kişinin stakla kılsanız, o yana bir kişinin stakla kılsa, şu neticede biz safımız genge yedi. Elbette sabır kılamız. Sabır kılamız. Lakin, tanası var ki bu, bizi kılamken işimiz, bizi biznesimiz, bizi loyhamız ve arzan mataklar denemez. Ama gel, dağlar yürmeyimiz. Daha olası, kengaysın, Kupayalik, kupayışı güçlü kalptemiz, uzunluğu kısamız koşaydık. Şimdi onu da ağırsa yakışık olalım. Sağolun var mı? Ne deyiz de gap yok. Gap yok. İş yok. Gap yok. İş yok, gap yok. Sınır dönemden ben sizge. Salamat buluyla. Sağolun var mesela. Bu muskutumuzu kullanıyoruz. Ama bu olmaz.